Programımızın bu bölümünde sporun çok zor bir dalında inanılmaz başarılara imza atan bir kadın sporcumuz var. Profesyonel boksör Serenay Çetin, dünyanın en büyük boks organizasyonu kabul edilen WBC'de gümüş kemer müsabakasına çıkacak. Muhammed Ali ve Mike Tyson gibi efsanevi boksörlerin çıktığı ringde mücadele edecek. Öncelikle hoş geldin. Hoş buldum. Nasıl başladın boksa? Boksa 14-15 yaşlarımda Kadıköy Boks Spor Kulübü'nde başladım. Çok hırçın bir çocuktum. Ailem beni boksa götürüp belki birazcık bunu yenebiliriz diye düşündüler. Antrenörüm Serdar Avcı ile başladık. Ama biraz zor oldu. Çünkü onun kendi profesyonel boksörleri vardı. Benle hiç ilgilenmedik başlarda. Tabii çok... kızımız gelmiş, annesi hırçınlığını azaltsın diye buraya getirmiş, bu kızdan bir şey olmaz dedi. Evet, sonra evet, aynı o şekilde heves olarak gördü. Ama çok ilgimi çekiyordu onların. Bir de kapatıyorlardı onlar antrenman yaptıkları alanı. Sürekli orada olmak istiyordum, sürekli onlarla antrenman yapmak istiyordum. Sonra bir gün onların antrenman sırasına girdim. Kibar bir dille beni dışarı çıkardı antrenörüm. Ertesi gün bir daha girdim. Bu sefer bak burada antrenman yapamazsın dedi. Hı hı. Ertesi gün bir daha girdim. Artık beni çalıştırmak, yani bu isteğimi görünce kendisi de tamam dedi, hadi sen de bizle antrenman yap. Çok mutlu oldum. O gün başladı benim boks hayatım. Çok istekliydim. Peki dünya ikinciliğine kadar uzanan yolda neler yaşadın ve şu anda dünya ikincilik maçına çıkacaksın ve dünya ikincilik maçı öncesi, burası hafta sonundasın. Şu yolculuğunu bir anlatabilir misin bize Seren? Çok zor zamanlardan geçtim. Çok genç yaşta profesyonele geçtik biz antrenörümle. En büyük avantajım Kadıköy Boks Kulübü'nde başlamaktı. Çünkü Türkiye'de tek profesyonel kulüp orası. Yani altyapıdan yetiştiğim için orada başladık. Beraber devam ettik. Hı hı. 20 yaşında başladım. Benim kamplarım çok zordu. Özellikle tecrübe kamplarım. Neden? Neresi zorluyordu mesela? Hangi kısmı zorluyordu? İyilerle eldiven giymek. Çok iyi boksörlerle eldiven giydim. Birçok ülkenin en iyileriyle antrenman yaptım. Bu biraz beni zorladı. Hı hı. Ama şu anda eğer bu maça çıkıyorsam sebebi bence bu zor ve güç antrenmanları oldu. Ne zaman maç Seren? Maçım 13 Mayıs'ta İstanbul'da. Hadi bakalım. Çok önemli bir isimle oynayacağım. Kimle karşı karşıyasın? Kendisi hep hayalini kurduğum dünya şampiyonluk, WBC dünya şampiyonluk kemerinin şampiyonluğunu yaşamış bir isim. Hı hı. Avustralyalı rakibim. Hı hı. Ona çok saygı duyuyorum, başarılarına ve kendisine, ama... Şimdi bizim bildiğimiz filmlerde seni bitireceğim, sen bittin. Antrenörler falan böyle yan yana otururlar. Sen kimsin, ben seni bitireceğim, o ringden kalkamayacaksın, havlu atacaksın falan denir. Bakar mısınız nasıl bir fair play ruhuyla hareket Tabii. ediyor? Kendisine saygı duyuyorum, gerçek hayatta Tabii, böyle oluyor. O bir oluyor. Şampiyon çünkü. Ve onun başarılarına ve tecrübelerine çok saygı duyuyorum. Hı hı. Ama çok da önemli bir isim. Ama ben daha önemli bir isim olacağım bence. Heh. Ve kendisini mağlup edip o kemeri alacağım. Peki şimdi ikincilik maçı. Eğer kazanırsan ne olacak? Eğer kazanırsam dünya şampiyonluğunu oynama hakkı kazanacağım. Hı hı. Bu benim dizlerimi titretiyor. Çünkü bu benim hayalim. Bu iş için, bunun için yaşıyorum gibi hissediyorum. Hayatım boksun etrafında dönüyor. Ve en üst, yani zirvede olacağım. Çok gurur duyuyorum. Kaç yaşındasın Seren? 24 yaşındayım. 24 yaşındasın. Şimdi normalde 24 yaşında bir genç hanımı düşündüğümüzde özellikle bakıyorum, bir de çok da güzelsin. Teşekkür ederim. İşte tırnakları kırılmasın diye, saçlarının fönü bozulmasın diye ekstra çaba harcarlarken sen aldığın darbelerle yüzünün şişmesini, hatta kimi zaman burnunun
kırılabilmesini, dişlerinin dökülebilmesini göze alarak ringe çıkıyorsun. Nasıl bir ruh halin var? Muhtemelen senin için önemli olan şeyler çok daha başka. Bunun için soruyorum bu soruyu. Şöyle, yaptığım iş evet çok riskli, çok tehlikeli. Çenem de kırılabilir, burnum da kırılabilir. Ama bu yolda yani başarıya ulaştığım, dünya şampiyonu kemerini aldığım o zamana kadar gelebilecek her türlü riske, her türlü tehlikeye açığım. Bunları göze alarak yapıyoruz antrenmanları, bunları göze alarak yapıyoruz bu işi. Benim için çok önemli değil. Senin için o kemeri almak ve spor, bu önemli spor dalında başarıya ulaşmak çok daha önemli. Peki kendini nasıl koruyorsun? Darbelerden nasıl koruyorsun? Yani hani biraz boksun temelini öğrenmeye çalışıyorum. Antrenörün seni nasıl yetiştiriyor? Kelebek gibi uçuyorsun, arı gibi sokuyorsun mu yoksa? Kelebek gibi uçup arı gibi sokmuyorum. Daha çok stilim sürekli dövüşmeye yatkınlıkla. Yatkınsın. Sürekli, evet, sürekli. Hande yapıyorsun, evet, yani. Evet, sürekli. Antrenörüm, antrenmanlarda koruyoruz. İşte ekipmanlarım var, kaskım çok. Yani çok darbe aslında hissettirmiyor antrenmanlarda. Maça da rakibe yönelik hazırlandığımız için en az minimuma indiriyoruz zaten. Hazırlık sürecimiz çok güzel geçiyor. O yüzden aslında bugüne kadar hiç çok öyle ağrıyan bir şey en fazla bir hafta sürdü. en fazla bir hafta sürdü. Değil, onda da gözün patlamıştı. Ne olmuştu o bir hafta sürdü? Çok başım ağrıdı. Çenem ağrıdı, yemek yemedim. Ve 4 gün sürekli mide bulantısı ve baş dönmesi yaşadım. Ama geçti. Geçti. Fakat tabii bir yandan da kendini ciddi koruman lazım. Çünkü Muhammed Ali zannedersem Parkinson'la mücadele ediyordu. Tabii ki Parkinson'un nedeni vesaire hiç belli değil ama ciddi darbeler alıyorsunuz ve buna karşı kendinizi ekstra korumanız gerekiyor. Bunun için de müthiş bir odaklanmayla çalışmak gerekiyor, öyle değil evet, mi? Günde kaç saat antrenman yapıyorsun? Günde 4-5 saat antrenman yapıyoruz. Sabah ve akşam olmak üzere. Aslında değişiyor. Şu an programımızda güç ve dayanıklılık var. Daha uzun sürüyor antrenman saatleri bu programda. Sonrasında değişiyor. Maça göre hazırlanıyoruz. 12 round mu boks müsabakaları? 13 round mu? Kaç round? Şöyle, erkekler 12 round, kadınlar 10 round. 10 round. Evet. Niye 2 round bizden kısmışlar? Biz yeteri kadar dayanıklı değil miymişiz? Hiç bilmiyorum ama ben 15 round da oynayabiliyorum. Yani antrenmanlarda hani... Hatta uzun olması benim için daha iyi. Peki bir aslında round kaç dakika sürüyor? Erkeklerde 3, kadınlarda 2. Yine Allah. Bir evet. Bu ne biçim şey? Bu ne biçim düzendir çok kardeşim? Haklısınız. Peki tamam. Beylerde 12 round, hanımlarda 10 round. Beylerde 3 dakika, hanımlarda 2 dakika. Sen knockout'la mı bitirmeyi tercih ediyorsun yoksa bütün roundların bitip puanlarınla kazanmayı mı tercih eden bir boksörsün? Bilmiyorum, doğru bir soru mu soruyorum? Çok, çok doğru bir yakın, soru sordunuz. Yakın olduğum bir spor dalı değil onun evet. için. Merak Şöyle, ediyorum. Şöyle knockout'la bitirmek rating açısından da yapmış olduğumuz işte çok önemli. Çünkü knockout farklı bir durum. Hiç hakemlere bırakmadan işi... Hiç kimseye yorum hakkı bırakmadan bitirmek farklıdır. Benim her zaman antrenmanlarda bile acaba knockout yapabilecek miyim bugün? Hatta knockout edemediğimde üzüldüğüm oluyor bayağı. Bu yüzden knockout'u tercih ediyorum. Ama 10 round'u oynayıp çıkarmak da hani onu göstermek, kondisyonun ne kadar güçlü olduğunu göstermek de isterim aynı zamanda. Ama knockout'u tercih ediyorum. Knockout tabii. İnşallah. Bir havalı bir şey, öyle değil mi? Tabii ki. Knockout'la işte birinci roundun ikinci dakikasında hiç. Öyle bir sağ yumruk. Peki sağ yumruğun mu daha kuvvetlidir, sol yumruğun mu daha kuvvetlidir? Sol kroşe. Sol kroşe. Sol yani kroşe. Çene oluyor galiba şu kroşe değil şu. Mi? Şu. Evet, böyle. Nasıl? Şu. Çok tatlı. Annen baban hayattalar mı? Çok şükür. Çok şükür. Allah uzun ömür versin. Anacığın ne diyor? Annem dört dönüyor etrafımda. Ah, kıyamam, annenin ne hissettiğini tahmin ediyorum. Bazen eve çok yorgun geliyorum. Hep peşimde ne oldu, nasıl geçti, ah, kızım,
Ama onların çok desteğini alıyorum. Onlar çok de, özellikle de babam çok destekliyor beni. Öyle mi? Erkek kardeşin var mı? Abim var. Abin var. Boksla ilgili mi? Hayır. Yaklaşır mı sana böyle ters ters? Seren, doğru yapmadın yaklaşır. Kardeşim. Yaklaşır. Ya daha... abim sonuçta hani ne yapabilirim ki abim yani? O yaklaşıyor. Peki Seren, bak şimdi şunu sormak istiyorum sana. Sen çok kuvvetli ve dövüş sporlarına hakim ve bu konuda da uzman birisi. Şimdi kadınların kendini korumaları, kendilerini kollamaları çok gündemde. Sokakta kendini güvende hissediyor musun? Hissediyorum. Hissediyorsun tabii ki, doğal olarak hissediyorsun. Peki kadınlara ne tavsiye edersin? Dövüş sporlarına yatkın olsunlar mı? Ben mesela kızımı judoya yazdırdım. Çok güzel. 5 yaşında kızım judoya gidiyor artık. Genel olarak bence herkes spor yapmalı. Küçük yaştaki çocuklar sporla değerlendirilmeli bence. Hı hı. Bu konuda böyle düşünüyorum. Ama kadınların bence bizim ülkemizde dövüş sporlarıyla ilgilenmesi lazım. Hem özgüven getirir. Hı hı. Hem kendini savunmayı bilir. Bilmiyorum, böyle düşünüyorum. Peki maça çıkmadan önce nasıl bir konsantrasyon durumun oluyor? Yani dövüşmeye çıkıyorsun ve dünya şampiyonu ya da belki başka biri var karşında. Çok ciddi yumruklar alabilirsin. Evet. Konsantre olman gerekiyor. Nasıl bir süreç işliyor o sırada? Tamamen hazırlık sürecimle alakalı. Ben hazırlık sürecime... Yapmış olduğumuz programlara çok güvendiğim için, antrenörümün programlarına çok güvendiğim için çok aslında rahat çıkıyorum. Çünkü hazır olduğumu biliyorum. Hazır olduğuma eminim. Hep motiveyim. Her maçta motive çıktım ben. Hiçbir zaman acaba yenilir miyim diye düşünmedim. Hala da düşünmüyorum. Herkes, çevremdeki herkes rakibimden dolayı çok tedirgin. Benim hiç yenilgim yok çünkü. Ha, yok mu? Yok. Ben namağlup devam ediyorum. Öyle de devam etmeyi düşünüyorum inşallah. Çok havalı. Namağlup. Harika. Rakibimden dolayı herkes çok endişeli. Çok tecrübeli bir isim. Daha önce dünya şampiyonluğu yaşamış, oynayacağımız kemerin önceden almış bir isim. Ama ben kendimden çok eminim. Çevremdekiler de benden emin olsun. Çünkü ringde İstiklal Marşı'nı okutacağız. Ve o mücadeleyi veremem. Yani o kemeri alacağım. O kemeri aldıktan sonra ilk bize bağlanacaksın, tamam mı Seren? Evet, bugün elim boş geldim. İnşallah kemeri aldıktan sonra da kemerimle gelmek isterim. Elim boş da olsa bütün desteğimiz seninle. Bu noktaya kadar gelebilmek bile bir sporcu için o kadar değerli, o kadar kıymetli ki senin elinde boks eldivenlerin var. Ve bununla daha ne güzel, nice başarılara imza atacaksın, kim bilir. Yalnız bakar mısınız ringe çıkarken giydiği bornoz da eldivenlerinin yanında, işte bir kadın her yerde kadın. Boksör de olsa, sert bir spor dalında da olsa pırıl pırıl kırmızı bornozuyla gelmiş. Evet. Bununla mı çıkacaksın? Yok. Bir sonraki maçıma bununla çıkmayacağım. Ben her maç farklı kıyafet yaptırıyorum biraz. Öyle mi? Evet. Süslüyüm bu konuda. bu sefer maça, ikinci maçına nasıl bir kıyafetle çıkacaksın? Altın sarısı, beyaz bir kostüm düşünüyoruz. Güzel. Bu da görsellik, öyle değil mi? Tabii İlgi ki var çok... mı Seren? İlgi var mı boksa kadınlardan? Bizim ya var aslında, çevremdeki birçok kişiden ilgi var. Bizim ülkemizde boks popüler bence. Çok popüler değil mi? Çok popüler. Neydi Olimpiyatta dünya... da altın aldık. Buse Naz Sürmeleli, Buse Naz Çakıroğlu, evet. Esra Yıl'ı çok tebrik ediyorum onları da. Çok yakından takip ettim. Popülerleşiyor. İnşallah ben de bu kemeri alıp daha da bu alanda da popülerleştirmek isterim. Çünkü daha önce bu kemeri oynayan yok, alan da yok. Ben aldıktan sonra dünya şampiyonluğuyla taçlandıracağım. İnşallah ülkemizde sonrası da gelir. Devam edelim. İdolün kim? İdolüm Mike Tyson. Mike Tyson. Mike Tyson. O... Enteresan bir karakter Mike Tyson, değil mi? Evet, Mike Tyson bence özel bir adam, özel bir yetenek. Çünkü yani
yumruğu değdiği an düşürmesi, 30 saniye sürüyor maçı ve milyonlar o 30 saniye için geliyorlar. Yani başka ülkeden, başka şehirden gelenler oluyor onun maçına. Benim aklıma niye Floyd Mayweather mı? Floyd Mayweather Bey, evet. Kim o? O da boksör. O yeni bıraktı. Bıraktı mı? Yeni bıraktı. Epey bir para kazandı diye hatırlıyorum. O bu sporda en çok kazanan isimlerden birisi. Ne yaparak kazandı bunu? Dövüştü. O zaten onun amatör kariyeri de var. Profesyonelde de. Şey şöyle, o reytingi var Floyd Mayweather Ray'in. Mayweather Ray mi? Mayweather Ray. Mayweather Ray. Mayweather Ray. Mayweather Ray. Çok havalı. Böyle bir özel uçaklarla falan, yani tamamen aklıma gelen bir isim olarak söylüyorum. Böyle özel uçaklarla. Kolyeleri, yüzükleri, kolyeler, yüzükler. Kürkleri. Tabii çok şey bir adam o. Boksör değil mi o da? Boksör. Şampiyon. Şampiyon. Önemli bir isim ve hayatı yaşayan bir adam. Hayatı da güzel yaşamayı evet. biliyor. Peki kadınlarda böyle idol olarak gördüğün, dünya şampiyonluğu kazanmış ya da boksa kadın olarak önemli katkılarda bulunmuş birileri var mı? Var tabii ki. Şu anda benim sikletimin, şu anda oynadığım kilonun şampiyonu var. Amanda Serrano, ben beğenirim onun boksunu. Bir günde inşallah onunla maça çıkmayı da çok isterim. Senin tarzın nasıl adlandırılıyor? Ne tarzda dövüşüyorsun sen? Sürekli interval yapıyorum. Yani? Sürekli dövüşüyorum. Dayanıklıyım. Dayanıklı bir boksörüm ben. Yani çok atak yapıyorum. Makyaj yapıyor musun? Çok nadir. Hissediyorum ringe çıkarken. Yok. Hafif? Hiç yapmam. Çünkü gözüme giriyor rimel. Rimel. Rimel sürme, hafif allık. Zaten yumruk aldığımız için hani kızarıyoruz. Aslında Allah'a hiç ihtiyacımız olmuyor. Zaten o kadar güzelsin, o kadar tatlısın ki hiçbir şeye ihtiyacın yok. Peki mesela hayattaki en büyük korkun, diyelim ki çok kötü bir darbe aldın. Havlu atmak gibi bir korkun var mı? Şöyle, profesyonelde havlu atmak yok. Profesyonelde ya roundu bitireceksin yani... Ya da diz çöküp kendini bırakacaksın maçı. Ha. Ya da round bittiğinde eldiven çıkaracaksın. Ya bu boks sonuçta, ben her zaman şu benim için çok önemli. Hiç kimsenin benim için korktu, bu kız korkak, dövüşmüyor demesi beni belki de en çok üzecek şey budur. Ama canını da riske atma. Ama bu riskli bir iş zaten. Her işte bir risk var ve bu, eğer benim işimse, yapmam gereken şey dövüşmekse, korku olmamalı. Beni en çok üzecek şey budur. Boksör düşebilir, yatabilir, çok kötü de oynayabilir. Ama korkmadan cesurca dövüşmek benim için en önemli şey. Üstünde de knockout yazıyor, tişörtünün üstünde mesaj ile gelmiş. Bir mesaj, evet. Haberiniz olsun, olay knockout'ta biter diyor. Peki nerede oynanacak? İstanbul'da oynanacak dedin. İkincilik müsabakası nerede yapılacak Seren? Şöyle, bu maçı İstanbul'a aldırabildik. Çok iyi. Normalde bu maçın evi Amerika'dır. Ama ben ülkemde olsun çok istedim. Çünkü bu atmosferi bizim ülkemizden önce hiç yaşamadı. O yüzden... Boks Federasyonu mu karşılıyor? Hayır. Sponsorlarımız var. Onlar karşılıyor. Bu şekilde. Destekleyenlerim var. Beni... O çok önemli. Çok önemli. O zaman bize de seni seyretmek ve desteklemek mi düşüyor? Tabii ki. Çok önemli olurum. Seyircili oynanacak değil mi? Tabii ki. Nerede onu seyircili. Soruyorum. Henüz tam olarak yer belli değil. İstanbul'da olacak ama salon araştırılması yapıyor. Çünkü çok... Bize haber ver. Tabii ki. İzleyicilerimize haber verelim. Belki seni bu kadar genç, tatlı, hoş ve adanmış bir yeteneği birebir desteklemek isteyecekler olacaktır. Muhakkak haber ver. İzleyicilerimize diyelim ki Seren'in maçının yeri belli oldu. İzlemek isteyenler lütfen şuraya gitsinler diyelim. Olur mu Seren'cim? Evet, çok memnun olurum. Kemeri kap, gel. Geleceğim. Çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğun için. Ben sevgili teşekkür Seren. Ederim. Söylemek istediğim
bir şey var. Söyle. Destek aldığım, ben Alanya'da güç kampı yaptım ve oradan, Alanya'dan büyük destek alıyorum. Oranın belediye başkanı Adem Murat Yücel Bey başkanıma çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda aynı beden eğitimi öğretmenliği okuyorum Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde. Hocalarımdan çok destek alıyorum. Rektörümüz Ekrem Kalan hocama, bölüm hocalarıma ve dekan hocama da çok teşekkür ederim desteklerinden dolayı. Biz de senin gibi bir sporcuyu destekledikleri için tüm destekçilerine ve böyle önemli bir organizasyonu Türkiye'de gerçekleşmesini sağlayan tüm sponsorlarına teşekkür ediyoruz. Seninle teşekkür birlikte ederim. Kısacık bir araya gidiyoruz. Sonra burası hafta sonu noktalayacağız. Senden haber bekliyoruz, kemeri bekliyoruz ama getiremesen de seni seviyoruz. Desteklemeye de devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Serencim, ben teşekkür ederim birlikte olduğun için. Kısacık bir ara, sonrasında burası hafta sonu noktalayacağız.